Merhabalar, Volkan Yetilmezer ben. Fotoğrafçı ve videografer diye tanımlıyım kendim. İşim daha çok fotoğraf. Onun dışında yurt dışına çok fazla video içerikleri üretiyorum. Bunun dışında farklı yerlerde farklı etkinlikler düzenliyorum. Özellikle şehir içi gezileri yapmaya çalışıyorum elimden gelince. İstanbul'un kültürel tarihi yerlerini fotoğrafçı arkadaşlara göstermek biraz da çabam. Sokakta fotoğraf çekmenin aslında en büyük sıkıntılardan bir tanesi meraklı insanlar. Çünkü tam siz bir şeye odaklanmış ve onun üzerine çalışmaya başlarken kadraja giren eller, ayaklar, kafalar görmeye başlıyorsunuz. Hele ki geniş açı bir objektif kullanıyorsunuz, bu daha da kötü oluyor. Tabii çektiğiniz objenin ya da insanın rahatsız olmaması gerekiyor. Çünkü rahatsız olduğu zaman o doğallık artık fotoğraflardan gitmeye başlıyor. İnsan ve portre fotoğrafları çekmeyi çok sevmiyorum. Çünkü dediğim gibi doğallık çok fazla işin içinden yok oluyor gidiyor. Daha çok an fotoğrafı yakalamayı seviyorum. Geometrik ve geometrinin içerisinde gölge oyunları yapmayı çok seviyorum. Sokak hayvanlarını çok seviyorum. Onlarla hem oynamayı seviyorum hem onların fotoğraflarını çekmeyi seviyorum. İstanbul zaten tam bir fotoğraf cenneti. Tarihi yapılar çok fazla. Doğallık çok fazla. Kültürel çeşitlilik çok fazla. O yüzden hiçbir zaman sıkılmıyorsunuz diyebilirim fotoğraf çekerken. Birkaç makine taşıyorum mesela yanımda. Hem işte mesela büyük bir DSLR kullanıyorum. Bununla çekim yapmayı seviyorum gerçekten. Aynalı sistemle çalışmayı seviyorum. Ama bazı zamanlar işte dedim ya hani insanların yüzüne doğrulttuğu zaman irkiliyor. O tarz fotoğraflar çekerken daha ufak makineler kullanmayı tercih ediyorum. Ve hani derler çaktırmadan, tabiriyle çaktırmadan çekiyorum bazı şeyleri. Her şeyin özü biraz da tatlı dil. İnsanlarla işte oturup konuşmaya başladığınız zaman belki hani o kareyi 2 saniyede çekip oradan kurtulabilecekken orada bir yarım saatini geçirdiğiniz zaman hem fotoğrafın bir hikayesi olmaya başlıyor hem de normalde çekemeyeceğiniz yerlerde belki fotoğrafları çekmeye başlıyorsunuz. Yani teknik olarak genelde herkesin başa bela sıkıntısı batarya sorunları. Yani cebinizde birkaç bataryayla bütün günü geçirebilirsiniz. Tek makineli bir çıksa, bozulsa bile o makineniz o anda, hani hiçbir şey çekemeseniz bile bence kesinlikle anın tadını çıkarmak gerekiyor. Kötü anı ve iyi anı diye ikiye ayırabilirim aslında bunu. Kötü anılarımdan bir tanesini Ayasofya'nın içinde yaşamıştım. Ayasofya'da ışık az olduğu için biraz uzun pozlama yapmaya ihtiyacı duydum. Küçük bir tripod vardı yanımda. Uçları plastik olan bir tripod. Yere koymamla güvenliğin tepemde bitmesi bir oldu. Bir ara etrafımda 6-7 tane güvenlik vardı. Sonrasında beni dışarı çıkardılar. Güvenlik şefleri geldi. Bir an etrafımda böyle bir ordu dolaşmaya başladı. Ben sesimi yükselttikçe güvenlik sayısı artmaya başladı ister istemez. En son artık polis gelince, dışarıdan turizm polisi vesaire de gelince ben tamam çekmiyorum demek zorunda kaldım. Bu kötü bir anımdı gerçekten ama tarihi mekanda fotoğrafı çekmek isterdim. Çaktırmadan birkaç tane çektim ama daha çok çekmek isterdim. Güzel anılarımdan bazıları da Haytap için çektiğim bir fotoğraf vardı. Ormanda yürüyen bir insan ve arkasından ona bakan bir köpek. Hani terk edilmiş hissiyatı yaratan bir fotoğraftı. Tamamıyla hani hobi amaçlı çıktığım bir günde kışın ortasında çektiğim bir fotoğraftı bu. Şansım denemek istedim. Hani dediğim gibi ilk çektiğim yıllarda, ilk fotoğraf çekmeye başladığım yıllarda gönderdim ve sergileme aldı. Hani benim için birincilik, ikincilik ya da sonunculuk önemli değil. Sergileme almış olmak bile benim için çok büyük bir gururdu. Yani ödüllere çok takılan insan değilim. Hatta hiçbir yarışmaya katılmıyorum, öyle söyleyeyim ben size. Ama hani ilk heves, ilk gönderdiğiniz bir şeyin takdir edilmesi insanı çok mutlu ediyor. İşin kötü tarafı ben o zamanlar İstanbul'da yaşamıyordum maalesef. Eskişehir'de yaşıyordum. Sergiye gidemedim. Bu sergi birçok yeri gezdi. Hiçbirine gidemedim. Fotoğrafı sadece fotoğraflardan görebildim. Ama o bile beni mutlu etmeye yetti.